Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutalar Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran. Bugün yine toprak kalan köy yolları üzerinde röportaj yapacağız. Burası Sivas ili Divri ilçesi Çamlık Köyü yolu. Yanımızda da muhtarımız, köy muhtarımız Musa Erdoğan arkadaşımız var. Evet. Kaç dönemdir muhtarsınız? Bu yolun şimdi, asfaltını yaptıramadınız mı? Şimdi değerli kardeşim, ben size çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben 2014 yılında muhtar seçildim. Benim 4 mezram var. Mezralarım. İsimler ne efendim mezralar? İsimleri şöyle değerli kardeşim. Çamlık benim merkezi yerim. Evet, Çamlık'ın yolu orada. Çamlık, orayı gösterelim Nermin Hanım. Çamlık'ın yolu bu tarafta. Çamlık Doğan Köyü mezram. Evet. Karali. Doğan Çatılı mezram. Evet. Topluca mezram. Burada merkezi yer Çamlık ve 3 tane mezram oldu. İşte Doğan Çatılı ve Topluca. Kaç nüfus yaşıyor? Şimdi buradaki nüfuslarımız, yollarımızın böyle bir toprak olduğundan dolayısı kışın hele binasa ben burada yürüyerekten burada yol kapalıdı gerçekten ama hizmet aldım. Nasıl bir hizmet aldım? Ben cizmeleri giyindim. Çamlık Köyü o kadar bir deli dağın eteğidir ki ama ben bu hizmetlerimi 2014 yılında kesinlikle durdurmadım. Ama sizlerin sayesinde ve bir de özel idaremiz hakikaten benimle güzel bir çalışmalar yaptı. Evet. Dedi ki sayın muhtarım dedi. Biz o deli dağın eteklerinde çalışmamız için illaki sizin yanınızda olmamız lazım dedi. Ben de onlara teşekkür ediyorum ve size de teşekkür ediyorum. Diyorum ki kışın ben buraya geldiğim zaman işte burası Zara'ya bağlantı bir yol. Evet. Ama yani düşünüyorum. Zara'yı birbirine bağlayan karayolu. Kardeşim ben diyorum ki buradan Çamlık'ın şuradan o tarafa doğru gittiğin Karadibiye ve Hamu tarafına bağlanan bir yol. Ama şuradaki şunu söylüyorum. Halen bir toprak yolda yürüyoruz. Evet. Baktığımız zaman bugün ben bir kreder yolladım. Evet. Özel yolda çalışma yapılmış gördüm. Tabii özel ilede müdürümüz ve kaymakamımıza teşekkür edeyim. Gerçekten Divri'de öyle bir konu vardır ki ödenek yoktur. Evet. Neden ödenek yok efendim? Valla onu 107 da ben... 107 köyünüz var. Kaç mezrası şimdi, var? Ben şunu söyleyeyim. 60'a yakın mezrası var. 107 köyümüzün muhtarı var. 82 mezrası var. Evet. Ondan dolayısı hesap ettiğiniz zaman 189 köy olaraktan hesap edildiği zaman evet, gerçekten ödenekler yetişmiyor. Yeri geliyor ki bizim burada Divri'de mazot bulunamıyor. Ondan dolayısı mağdur oluyoruz. Ama şunu söylüyorum. Gerçekten de bu konuları sizin dile getirdiğiniz üstte sizin için size teşekkür ediyorum. Sağ olun. İnşallah Allah'ın izniyle bu konuları benim dönemimde veyahut da diğer gelecek dönemlerde bunları aşacağız. Evet sayın izleyiciler, işte gördüğünüz Nermin Hanım geri yolu da gösterelim. Sayın izleyiciler, kış aylarında buraya araçların çıkma imkanı zor. Çünkü şu anda Haziran'ın 28'i aracımız birinci vitese düştü. Patinaj yaparak çıktı. Ham toprak, mucurlanmamış yer. Yani mucur olsa belki nispeten tutunabilir. Evet. Burada kaç hane yaşıyor efendim? Toplam şimdi, mezralarla birlikte. 4 mezrada 60-70 hane yaşıyor. Çünkü bunların hepsini bir araya getirme imkanlarımıza sahip olamıyoruz. Kışın yazlıkçılar geldikten sonra kışın burada çok affedersin iki hane hayvancılık yapıyı. Ondan dolayısı da iki haneye de biz burada kışın bütün gerektiği zaman mücadelelerimizi veriyoruz. Sen kalıyor musun burada kışın? Ben burada kalıyorum ve yürüyerekten buraya geliyorum. Ben aynı zamanda Çamlık'ın Doğan mezrasında oturuyorum ama kışın cizmelerimi ayağıma giyiyorum. Özel idareyle beraber el ele ve çalışmalarımızı yapıyoruz. Ve geçen 2015 yılında burada bir geldik bir fırtınaya tutulduk. Evet. Ve Sivas'tan dozercileri istedik. Burada çalışmalarımız 3 gün içerisinde Çamlık'a ulaşabildik. 3 günde. Ama 3 günde. Yani şuradaki kaç metrekare oldu efendim? Şuradan durduğumuz yani burada kışın 3 metreye yakın kar vardı. Rakım kaç burası şimdi? Şimdi en yüksek yer burasıdır. Biz bugün açıydık. Sabahtan geri döndük ki halen burası fırtına doldurmuş. Yolu bulamıyorduk. Yürüyerekten bu yolu bulmak için ben yürüydüm. Affedersin burada evet, kurtlara kuşlara yakalansak bile çok bir anladım muhtarım. Evet. Gedikbaşı köyü var orada. Gedikbaşı geçidi var doğru mu efendim? Doğrudur. Gedikbaşı doğrudur, geçidi 1710 doğrudur, yazıyor. Burası doğrudur, 2000 2100 rakım falan doğrudur var sayın izleyiciler. Burada bir köy var. Evet. Yolu toprak, ham toprak. Doğrudur. Asfaltlanmasını istiyoruz.
Toplam evet. Köyde kaç hane, 60 hane yaşıyor dediniz. Nüfus yaşıyor. Ne kadar efendim? Yaz aylarında nüfus ne kadar? Şimdi şu anda kaç nüfus var? Yaz aylarında nüfus belki 100-150 buluydur ama kışın gerçekten... İki hane mi kalıyor? Çamlık köyünde iki hane kalıyor. Yazlıkçılarımız geliyor, hiçbir hizmet vermeden burada oturuyorlar, geçip gidip yazlığını yaşayıp gidiyorlar. Evet. Ama köye bir yardımları yok. Katkıları yok yani. Devletten buradan istiyoruz. Evet, köy tüzel kişinin geliri var mı hiç efendim? Hayır, sadece iki kişinin burada, çok affedersin, burada büyük bir hayvancılık da yapmıyorlar. Evet. Buradaki bir 50-100 tane, çok affedersin, keçi besleyip evet. De burada kendilerini, belki 5-6 nüfusları var. Kışın evet. Sırtlarında, baharın sırtlarında gübre taşıyan değerli bacılarımız ve kardeşlerimiz gerçekten mağdur oluyor burada. Ama ben şunu söylüyorum, diyorum ki devletimiz Allah'ın izniyle inşallah buraya bu toprak yoldan bizi kurtaracak. Asfata ve sitemize değil, mıcırlı yola kavuştursun. Şu anda bugün kredilerimiz geldi. Yani asfalt istemiyoruz, mıcırlı yol istiyoruz diyor muhtarımız. Evet, doğru mu efendim? Yani, ama ben evet. Asfalt yol istiyorum sayın izleyiciler. Teşekkür ederim. İşte Türkiye'de birçok yerde inşallah. Vatandaşımız dedi ki biz asfaltını bırak Süleyman Bey, biz en azından ham topraktan kurtulalım. Evet. Mucurlansın dediler. Evet, evet. Biz olmaz dedik vatandaşımıza. Mutlaka asfalt yapılmalı. Evet. Çünkü yol medeniyettir sayın izleyiciler. Evet. Medeniyetin yani ülkemizin, bir ülkenin gelişmişliği ne ile belli olur? Yollarıyla belli olur. Onun için bu yol mutlaka asfalt yapılmalı diyoruz. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi Türkiye'de toprak yolları duyurmaya devam edecek. Bugün de Sivasili Divri ilçesi Çamlık Köyü yolunu kamuoyuna duyurduk. Muhtar arkadaşımız Musa Erdoğan'a Türkiye'de Muhtarların Sesi aracıyla sesini duyurduğu için teşekkür ediyoruz. Süleyman Bey, beni şu anda sizi Çamlık Köyü'nün merkezi bir yerine götüreceğim. İzin verirseniz oradaki insanların durumlarını bir izleyeceksiniz. Evet, teşekkür ederiz Muhtar.